Öykü Yenersoy, 4 yaşında. 4,5 yaşında. Nasıl kayboldu? Dışarıda mıydınız? Yok, evdeydik. Biz eşimle tartışıyorduk. Herhalde sesimizden korkmuş, çıkmış gitmiş. Nasıl gitmiş? Kendi kendine mi? Evet, kabanını giymiş, botunu giymiş gitmiş. Şu köşede bir simitçi var, o görmüş. Şu tarafa doğru hızlı hızlı yürüyordu dedi. Sormadın mı nereye gidiyorsun diye dedim. Sormadım dedi. Delireceğim, yalvarıyorum kızım. Üstünde ne vardı hanımefendi? Gri, kapşonu, kürklü bir mont, beyaz, pembe bağcıklı bir de botu vardı. Telefonunuzda fotoğrafı vardır. Var tabii, olmaz. En son şekilini şu numaraya atın, ekiplere gönderelim. Tamam. Eşinizi de bir daha arayın. Kaç kere aradım, açmıyor. Bir daha arayın siz. Göreceksin Güzide, göreceksin. Madem işi bu noktaya getirdin, bundan fitil fitil getirmezsen bana da Tarık Yenersoy demesinler. Sen de arayıp durma. Seninle de işim bitti. Seninle de işim bitti. Sana da soracağım bu düzenbazlıkların hesabını. Açmıyor. Kavgalısınız diye herhalde. Bir de ben arayayım. Verin numarayı. Tabii. Senin de defterini duracağım Sezai. Öyle şeyler yapacağım ki sana göreceksin bak. Zamanında yanına bile yaklaşamadığın Güzide'nin... Alo. Tarık Murat Yenersoy mu? Evet benim. Siz kimsiniz? Kavacık Karakolu'ndan komiser Servet ben. Kızınız Öykü Yenersoy kayıpmış. Eşiniz şu anda kayıp başvurusunda bulunuyor. Kızım mı kayıpmış? Evet. Devriyelere bilgi geçtik. Aranmaya başlandı. Siz de bir karakola uğrarsanız. Hemen geliyorum komiserim, hemen geliyorum. Hemen geliyormuş. Çok teşekkür ederim. Ah, Öykü kızım, Öyküm, Öyküm. Sakın bir şey olmasın sana. Murat Öykü kayıp. Öykü evden çıkmış gitmiş. Murat yalvarırım gel Öykü'yü bulalım. Ya şimdi bu da mı senin oyunun yoksa? Hı. Ay eşim, ancak gelebildim ben canım benim. Kusura bakma. Canım, niye geldin? Aa, ne demek niye geldin eşim? Tabii ki yanında olacağım senin. Emre'yi ne yaptın? Bir arkadaşım vardı, ona bıraktım. Komiserim, nedir durumlar? Var mı bir gelişme? Henüz yok. Arama çıkarttık. Ekiplere bilgi verildi. Hay Allah ya. Gel, gel, gel. Tamam. Tekrar sarılacaksın kızına. Merak etme, bulunacak. Tamam. Al dedim şunu. Komiserim. Çocuğun fotoğrafı ellerinde, arıyorlar. Komiserim bugün bulunur değil mi? Bilmiyoruz hanımefendi. Arkadaşlar arıyor. Ya görüyorsunuz annesinin hali perişan. Bir de çocuk daha çok küçük, 4 yaşında. Komiserim. Murat, Murat Öykü yok. Biz seninle tartışırken montunu botunu giyip evden çıkıp gitmiş. Atkısını da almış mı? İyi sarsaydı boynuna, gittiği yerde üşümesin. Ne? Ne diyorsun sen? Öykü kayıp diyorum sana. Beni eve getirmek için böyle bir oyun mu buldun sonunda? Bu mu öğretti sana bunu? Murat Bey, ne söylüyorsunuz siz? Doğru değil mi? Bütün akılları veren sen değil misin? Murat, ne aklından bahsediyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Öykü kayıp diyorum. Komiserim, inanmayın. İnanmayın. Bozacı, şıracı işte. Murat Bey, eşiniz? Eşim falan değil efendim. Öyküyü nereye sakladınız? Hı? Senin evine mi? Ya da oraya bakarım diye başka bir arkadaşına mı bıraktın? Murat Bey, ayıp ediyorsunuz ama lütfen. Murat, sana diyorum ki Öykü kayıp. Sen ne saçmalıyorsun?
çocuğum. Aa, söylersin. Çok güzel yalan söylersin sen. Çok güzel kapkaca uğradım diyebilmek için parayla falan tutan bir kadınsın sen. Murat Bey, sizce çocuğumuz kayıp değil mi? Kayıp değil komiserim, kayıp değil. Şöyle anlatayım. Bakın hanımefendiyle aramızda sorunlar var. Şimdi ben her türlü ilişkimi bitirdiğim için bana böyle bir oyun oynuyor yani. Kusura bakmayın, size tavsiyem, siz de inanmayın. Boşu boşuna ya ekipleri meşgul etmeyin. Murat sen delirdin mi? Sen aklını mı kaçırdın? Öykü yok diyorum sana. Bağırma bana, bağırma. Bağırarak mı inandıracağını zannediyorsun kendini bana? Komiserim, yemin ederim yalan söylemiyorum. Yemin ederim çocuğum kayıp. Bak, bak sana. Akşama kadar süre veriyorum. Akşam 7'de Öykü'yle birlikte beni görüntülü arayacaksın. İnanamıyorum sana. Öykü kayıp. Yok, yok, yok. Aramazsan sana 5 kuruş para vermem. Tamam mı? Hiç acımam. Hadi komiser bey, fazla meşgul etmeyin. İyi mesailer efendim. Sağ ol. Öykü. Öykü anneciğim, neredesin? Öykü. 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 Anneciğim. Ha, buldun mu? Tamam. Hanımefendi, ne yapıyorsunuz ya? Çok kızım. Çok özür dilerim, ben kızım sandım. Çok pardon. Manyağa bak, kızı zannettim. Tamam, kusura bakmayın. Abi. Tamam. Tamam, bulacağız. Öykü'yü bulacağız, tamam mı? Merak etme. İşte bak, bu yalancı çoban hikayesi. Ben Murat'ı inandıramıyorum, inandıramıyorum. Öykü'nün kaybolduğuna inandıramıyorum. Tek başıma ne yapacağım? Bulacağız. Ne yapacağım tek başıma? Tamam. Bulacağız, merak etme. Bulacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu benim kızım. Kayıp, acaba görmüş olabilir misiniz? Ya biz de şimdi geldik durağa ama bilmiyoruz. Bir dakika. Mustafa, gel gel. Bu hanımefendinin kızı kayıpmış. Duraktan gören oldu mu acaba? 4 yaşında gri bir kaban vardı üstünde. Eyvah, sizin kızınız mıydı bu? Gördünüz mü kızımı? Yüzünü tam görmedim ama galiba oydu. Üzerinde gri bir mont vardı. Evet, ne oldu? Biri mi götürdü? Yok. Beyefendi konuşsanıza, biri mi götürdü kızımı, ne oldu? Araba çarptı. Ne? Hanımefendi. Hanımefendi. Hüseyin, koş, kolonyayı getir. Ambulansı da çağırın. Hanımefendi. Hanımefendi. İyi misiniz? Hanımefendi. Niçin beni ara demedin mi ben sana? Akşama kadar süre vermedin mi? Hayır, ben gideceğim. Gidemezsiniz. Tansiyonunuz da öyle düşmüş. Kızım. Kızımı bulacağım. Hem serumunuz var zaten. Lütfen. Telefonum. Alo. Beni görüntülü ara demedin mi ben sana? Pardon. Beyefendi, Yeşim Hanım'la mı görüşeceksiniz? Kimsiniz siz? Ben hemşire Nalan. Hemşire mi? Evet. Yeşim Hanım acilde şu an. Sokakta bayılmış, acile getirdiler. Tabii tabii. Yeni numarası bu mu yani? Ne numarası? Verir misiniz? Siz Yeşim Hanım'ın nesi oluyorsunuz? Bak ona söyleyin, tamam mı? Hanımefendi lütfen. Kendinize zarar vereceksiniz lütfen. Gidemezsiniz. Ayağa kalktığınız anda 2 adım atmadan tekrardan bayılırsınız lütfen. Hanımefendi lütfen. Lütfen sakin olun. Yatın lütfen. Sakin olun. Kızımı yetiştir.
Ya bırakın, gideceğim diyorum. Beni zorla mı tutacaksınız burada? Çekmeyin elinizi, kolunuza zarar vermezsiniz Yeşim Hanım, lütfen. Yeşim? Murat kızım araba çarpmış. Ne? Ne diyorsun sen? Bilmiyorum, ne yapıyor bilmiyorum. Yaşıyor mu bilmiyorum. Hastaneye mi götürmüşler? Bilmiyorum. Nasıl olmuş? Bilmiyorum, ben öykü olmadan yaşayamam. Yalvarırım, bul öyküyü ne olur. Bulacağız ağlama, bulacağız. Bulacağız. Ben yaşayamam aslında. Bulacağız. Bulacağız, merak etme. Bu değildi sanki. Emin misin? Abi onu bilemiyorum ki, karakola sorsanız. Peki çarpınca ne oldu, ne yaptılar? Ambulansa koyup götürdüler. Hangi hastaneye götürdüler? Onu bilmiyorum. Yakına bir yere götürmüşlerdir değil mi? Hadi yakındaki hastanelere bakalım. Sağ olun kardeşim. Geçmiş sağ olun. Geçmiş olsun. Araba çarpması çocuğa... 4,5 yaşında. Yok, görünmüyor. Pardon, bir saniye. Çatalçeşme, yan yol sokak. Evet, evet. 8 yaşında Yasemin Çetin. Ama çocuk anne babaya teslim edilmiş. Öykü değil, bizim kızımız değil. Başka yok. Siz gündüz de gelmemiş miydiniz? İptal etmiştik kaydı. Yanılmışım, evet, yanılmışım. Ama şimdi tekrar kayıp başvurusunda bulunalım. Tamam, ben eski kaydı açayım. Devrelerde haber veririz. Yalnız yakınlarınızın evine baktınız mı? Hanımefendi çocuk kendisi giyinip gitti demişti. Yani bu durumlarda çocuklar teyzeye, anneye, babaanneye, öyle birilerine giderler. Gidiyoruz. Kolay gelsin. Gel hadi. Nereye? Yürü. Gidemez ki oraya. Ya gittiyse? Ya gidemez. Çok uzakta orası. Arabayı yolun kenarına çekeyim. Kendi kendine bulunsun. Şu saate kadar başına bir şey gelmediyse tabii. Ben öyle demedim. Ya 16 saat olmuş. 16 saat. Hadi kimse kaçırmadı diyelim. Ya bu saate kadar ne yedin, ne içti? Ya sen nasıl bir annesin ya? Senin yüzünden. Senin yüzünden. Niye şimdi bana yükleniyorsun? Ben sana öykü kayıp dediğimde bana inansaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Neyine inanacağım senin yani? Bir sürü oyun oynamadın mı bana? Neyine inanacağım senin? Hepsinin bir sebebi vardı. Sen beni anlamadın. Ben senin sebeplerini çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Neymiş sebebim? Konuşturma beni şimdi. Bak Murat, tamam benden nefret et. Nefret et, tamam. Ama öyküyü bul ne olursun ya, ne olursun öyküyü bul. Yalvarıyorum sana ya. Tamam, ağlama, yeter. Yeter, tamam, ağlama. 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 Hadi ama canım benim. Bak çok üşümüşsün, hasta olursun yoksa. Böyle sokakta kalamazsın. Hadi tatlım, inat etme. Kalk hadi. Öykü. Burada kalamazsın bu saatte. Annem. 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 Öykü. İyi misin benim? Ay neyse ki. Annesi babası siz misiniz? Evet, evet. Biziz. Karakola götürmek istedik ama bir türlü kaldıramadık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler gerçekten. Öykü, kızım. Kızım benim. Güzel. Geçmiş olsun. Benim. Allah bağışlasın. Tamam. Güzel kızım benim. Ah canım benim. Ver bana biraz. Anne. Anne ben çok korktum. Çok merak ettim anneciğim. Anneciğim. Çok acıkmıştır benim kızım değil mi? Hı? Aa, Öykü niye böyle yapıyorsun anneciğim? Niye yemiyorsun? Prensesim bize küsmüş mü acaba? Küsme.
Bir tanem küsme. Biz seni çok seviyoruz ama değil mi? Ben yedireceğim annesi, ver bakalım şunu. Aç ağzını kocama. Kızım biri sana yemek mi verdi? Hadi hadi. Ama büyüyemeyiz değil mi? Peki sen nasıl gittin oralara? Konuşsana kızım, nasıl gittin oralara? Biri mi götürdü seni? Yürüdüm. Nasıl yürüdüm? E bilmiyorsun ki yolu sen. Sordum, adresi biliyordum, sordum. Peki eski evimize niye gittin sen? Orada mutluyduk çünkü. O evde otururken beni seviyordunuz, sevmiyorsunuz artık. Sevmez olur muyuz? Seni çok seviyoruz bir tane. Ya kızım olur mu öyle şey? Biz seni çok seviyoruz anneciğim, çok. Sevseydiniz ayrılmazdınız. Gelmiyorsun artık baba. Sevmiyorsun artık beni. Sevmez olur muyum bir tanem? Seni çok seviyorum ben. Bir tane. Kim arıyor? Burcu, Burcu galiba Öykü'yü merak etti o yüzden. Ben şunları bir götüreyim. Al kızım. İyiciğim. Şu kadınla görüşmeni istemiyorum. Hangi kadınla? Burcu'yu diyorum canım. Neden? İyi biri değil o. Kötü niyetli. Yani... İstemiyorum. Tamam. Görüşmem. Yukarıda mı oturuyor? Ha, yukarıda. Tamam o zaman sen bize yeni bir ev alırsın. Ben de bir daha yüzünü görmem. Hayır hayır, burada oturacaksın. Ama görüşmeni istemiyorum, o kadar. Tamam, sen nasıl istersen öyle olsun. Bir daha görüşmem. Güzel. Kahvaltı etseydin. Büroda bir şeyler atıştırırım ben. Hadi güzel kızım. Hoşça kal. Usludur tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Yeşim. Kahvaltıya gözleme yaptım. Hadi gelin yiyelim. Yok canım ya. Çok sağ ol. Bir işim var benim biraz. Ama Emre illa Öykü gelsin diyor. Ne olur anne gideyim. Burcu teyzemin gözlemesini çok seviyorum. Hayır kızım hadi. Ay Emre de çok iştahla yiyor Öykü olunca. Gelsin yesinler. İyi tamam. Hadi gel. Ben kahvaltıdan sonra gönderirim. Tamam canım. Hadi gel bakalım. Bebeğim nerede benim? Şurada. Oyun bebekmiş. Al kızım. Anne. Efendim kızım. Emre babasını arayıp dondurmacıya gidelim diyecek. Biz de arayalım babamı, biz de dondurmacıya gidelim. Anneciğim Emre babasını arayamaz. Telefonları yok. Nasıl arasınlar? Var, Emre konuşmuş. Konuşmuş mu gerçekten? Babası bir saat sonra geleceğim demiş. Sen gördün mü Burcu teyzenin telefonunu? Gördüm, çantasına koyuyordu. Anneciğim oyuncak arabanı da bulur musun? Sonra arabam nerede diye tutturuyorsun. Tuvaletim geldi benim. Hadi koş yap bakalım, koş. Yavaş yavaş Emre, düşeceksin. Aa Yeşim. Öykü bir şey mi unutmuş? Yok ya. Sende dikiş makinesi vardı değil mi?
Var. Bunu dikebilir misin? Sökülmüş de. Ha, dur bakayım. Ha, hallederim bunu da. Şimdi mi? Ya şimdi olursa çok sevinirim. Tamam. Halledeyim ben bunu. Sen otur 2 dakika. Tamam. Geliyorum. Ben hiç beceremiyorum biliyorsun. Dur dur, halledeceğim şimdi. Yeşim. Gidiyor musun canım? Öykü seslendi gibi geldi de. Gideyim bakayım ben. Tamam. Eskisinden daha sağlam oldum. Sağ ol. Sen de sağ ol. Görüşürüz. Tamam. Yeşim, sen nereden çıktın? Ay, duvarlar üstüme üstüme geldi. Evde de çok bunaldım. Seni gördüm, yanına geleyim dedim. İyi. Gel beraber kahve içelim o zaman. Olur. İçelim, içelim. Gelsene şuraya, sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Gel. Ay Yeşim, çatlatma insanı, söyle. Gel sen, gel. Söyle. Evet Yeşim, seni dinliyorum, evet. Hani senin telefonun çalındı ya. Evet. Hani videoları Ozan yaydı. Evet. Niye yalan söyledin bana? Ne yalanı Yeşim Allah aşkına ya? O videoları Güzide'ye sen attın. Ya ne diyorsun? Burcu sus. Ben her şeyi anladım.
her şeyi Yeşim neyi anladın? Her şeyi anladım. Benim hayatımı sen mahvettin. Sen delirmişsin. Ne çek şeyini koydun? Bırak şunu. Ne aldım sana? Ne aldın karşılığında? Koca sattın. Ya ne diyorsun? Ne aldın karşılığında? Söyle. İnanmasaydın o zaman. Gerizekalı inanmasaydın.